zaman zaman mailleriniz geliyor. Mesela bir tanesi şöyle diyor. Diyor ki İmam Maturidi de sayın hocalarımın bahsettiği birçok konu anlatılıyor. Mesela evrende her madde zıt ile yaratıldığını, karanlık maddeden hatta evrende ayrıyeten kendince bir isim koyduğu, gündüz denen bir madde olduğu, ışık çarptığı zaman göründüğü, eğer bu madde olmasa ışığın ışık saçamayacağını söylüyor. Böyle bir madde yok. Yok yani onların da teoremleri var anlamına söylüyor. Değerli izleyiciler, gerçekten doğru söylüyor olabilirsiniz. Yani pek çok İslam aleminde de bazılarını biliyoruz, burada bahsettik de dediğiniz gibi çok daha öte bir takım teoremler de olabilir. Pek çok şeyi de bulmuş veya önermiş olabilirler. Bunlara hiçbir itirazımız yok. Ancak bunları araştırmanın, bunları gün yüzüne çıkarmanın, bunları güncel bilimle karşılaştırmanın önünde hiçbir engel yok. Eğer bunları söylüyorsa birileri, bir bunlarla ilgili İslam dünyasından veya başka Doğu aleminden de bir takım ilim adamlarının, felsefe adamlarının bunlarla ilgili fikirler olduğunu söylüyorsa, bunları araştırıp yayınlamaların önünde ne ben engelim ne Sayın Celal Şengör engel ne de başka bir engel var. Ya bunlar yapılabilir. Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten araştırın. Bunlarla ilgili bir yere varıyorsanız gelin buyurun burada konuşun, anlatın. Biz de size aracılık edelim. Hayır, hayır. Makale yazın, bunları yayınlatın. Makale bak. Cezeri'nin Nature'ın kapağına çıkmışlığı vardı. Evet. Ciddi bir şey bulunduğu zaman herkes bunu yayınlar. Ama şu söylenilenlerin bugünkü fizikle alakası yok. Onu da söyleyeyim. Yok yani şey sen Batı filozoflarından örnek de veriyorsun, Yunan filozoflarından. Evet ama o Yunan filozoflarının bugünkü fizikle direkt ilişkileri var. Direkt ilişkileri. Hayır, onların da var olduğunu iddia ediyorlarsa araştırıp çıkarsınlar diyorum. Ama yani şimdi söylediği işte ışık vurdu mu var mı, o öyle şeyler yok. Onu söylemek lazım. Hayır, yani belki de bilim, biz bilmiyoruz. Bilim, şimdi arkadaşım, bilim diye bir şey var. Bunun içerisinde bulunan şeyleri Fuat Sezgin Hoca sürekli olarak söylemiştir. Bu konudaki en büyük hizmet Batılı oryantalistlerindir. Yani bizim müsteşrik dediğimiz kişilerindir. Bu adamlar İslam aleminin bilim dünyasına yaptığı katkıları cilt cilt yayınlamışlardır. Bunun gibi buluşları olan herkes lütfen yayın yapsın. Bunun için dergiler var dünyada. Buralarda yayınlayabilirler bunu. Ama ciddi bir yayın haline getiremiyorlarsa, bunun arkasında duramıyorlarsa bu safsatadan ibarettir. Bunu söylemek lazım. Bilim ciddi bir iştir. Tekrar ediyorum, palavraya gelmez. Ya bunun dışında ek olarak hani demin bahsediyorduk işte Einstein teorisini ortaya koyduğu zaman, kuramını ortaya koyduğu zaman gidip deneysel çalışan insanlara diyebiliyor ki gidin şunu ölçün. Evet. Ölçtüğünüz zaman benim kuramım şunu bulmanız gerektiğini söylüyor diyor. Ondan sonra ve Einstein'ın en büyük korkularından veya en büyük streslerinden bir tanesi bu. Hani benim koyduğum kuram çok güzel. Matematiksel olarak çok güzel olabilir. Demin de konuştuk bunu sicim teorisiyle ilgili. Matematiksel olarak hani şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir güzelliğe sahiptir. Estetiğe sahiptir. Ama önemli olan gidip bunun bir tahmin yapması ve bu tahminin gidip deneyle ölçülmesi. Evet. Eğer böyle insanların şey yaptığı, bununla ilgili o zaman bir kuram oluşturulur. Denir ki eğer şöyle şöyle bir deney, şimdiye kadar yapılmamış bir deney yapılırsa bu sonuç elde edilmeli. Evet. O zaman o deney yapılır. Birileri mutlaka yapar öyle bir tahmin oldu, ciddi bir tahmin olduğu zaman. O zaman görülür, denir ki tamam burada bir gerçeklik payı var. O zaman bilim olur. Evet. Bizim sıkıntımız ciddi bir bilim kamuoyunu oluşturamamış olmamızdır. Bunu oluşturduğumuz zaman safsatadan kurtulacağız. Fakat bu ciddi bilim kamuoyunu oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yok ben başka bir şey söylüyorum. Yani eğer böyle katkılar... Senin söylediğin bu. Öyle katkılar olduğunu iddia edenler var ise, bunlarla ilgili ellerinde kaynak var ise, bu kaynakları derlerler, toparlarlar, karşılaştırırlar ve yaparlar. Burnum çok parlıyormuş, onu da söylemişler. Abi bir laf vardır biliyorsun. Halep oradaysa arşın burada. Yazılır. Bu kadar basit. Makalehane getir, yayınlanır. Evet. Kitaphane getirir falan filan. Varmışla, mışla bilim olmaz. Olmaz. O çok çok mühim bu. Hakikaten çok mühim. Yani Türkiye'nin hem bilim üretimi az hem bilim tarihi üretimi az. Yani ben neler okuyorum? İşte Osmanlı'da o bilim vardı, bu bilim vardı. Yani yeni bir kitap çıktı Osmanlı bilimi tarihi diye. Ben içinde bilim bulamadım onu. Hikmetettin İhsanoğlu'nun. Bilim yok.
Hani nakli bilim var işte, aldı oradan tercüme etti, buradan bilmem ne yaptı falan filan. Hoca İshak Efendi benim üniversitemin rektörü 1830'da. Yazdığı İsmail Ulum Riyaziye'ye bakıyorsun, çağ dışı bir kitap zamanında. Neyse neyse, neyse geçelim işte, evet. Başka konuya geçelim de sen yine yarın başına iş alma. Hayır abi ama ben sana... Su şey... tiki var hocanın diyorlar ya da gözünde, evet, bir şey mi var? Hayır, söyle. Göz yaşım çok azalmış. Onun için damla atmam lazım. Burada atamadığım için öyle oluyor. Kusura bakmasınlar, haklılar. Ben evde damla atıyorum. O sürekli göz kırpma ihtiyacı kalkıyor. Kalkıyor. Şimdi gözümü kırparken mesela acıyor. Çünkü göz yaşı yok. Göz yaşı yok. Yani lübrikasyon yok. Şimdi Hawking'in yaptığı bize bir sürü konuda yeni sorular getirdi. Hawking'in en önemli marifetlerinden bir tanesi, biliyorsun, genç arkadaşlarıyla sürekli bahsi tutuşurmuş. Evet. Maksat bu gençleri dürtmek. Çünkü Hawking'in yanlışını bulmak da bir ilerleme. Yani dehanın hatası dahi faydalı oluyor. Ya da sorduğu sorular. Sorular faydalı oluyor. Aradığı cevaplar. Evet. Bu bilimde ben öğrencilerime hep can şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın diyorum. Bir problemi teşhis etmek o problemi çözmekten zordur. Hı hı. Problemi teşhis edeceksin. Peki can Hawking'in kendini ben yanıldım deyip de yeniden başladığı yer neresi? Bu demin bahsettiğimiz hani bilgi kaybı problemi. Yani dediğim gibi kara deliği tanımlamak için 3 tane maksimum sayıya ihtiyacımız var. Ama hani içine atılabilecek bilgi çok fazla ve bunları kara delik bir şekilde bilgiyi yok ediyor, sıfırlıyor. Bu kuantum mekaniğine diyor ki kuantum mekaniğin değiştirilmesi lazım. Hani genel Einstein'ın kuramı doğru. Buna bağlı olarak da bu benim koyduğum paradoksla burada, çünkü iki tane prensip var. Bir genel göreceliğin ve Einstein'ın teorisinin koyduğu prensipler var. Bir taraftan da kuantum mekaniğinin koyduğu prensipler var. Ve bunları... Şunu seyircilerimiz bilmeyebilir. Bu iki teori hala birleştirilemedi. Birleştirilemedi. Şöyle çok önemli. Şöyle birleştir. Evet. Sicim teorisi birleştirilebildiğini iddia ediyor. Aday teori diyorum hala. Evet. Çünkü deneyle gözlemlenemedi. Ve mesela bu demin bahsettiğimiz hani bir kara deliğin düzensizlik miktarını belirleyen entropisiyle ilgili bir formül var. Mesela sicim teorisi kullanılarak bu hesap, yani bu olması gereken hani ufuk alanıyla entropisin arasındaki ilişki sicim kuramı içinde temel prensiplerden gösterebilmiş bir şey. Hani bu tabii deneysel bir kanıt değil. Bu sadece teorik olarak hani sicim teorisi doğruysa bu da doğru. Veya hani bu teoriye niye insanlar, hani deneysel gözlemlenemiyorsa, hani bu 30-40 yıllık bir teori, niye hala insanlar bununla ilgili çalışıyor diye bir soru sorulacaksa bu tip şeyler anılıyor. Çünkü kuramsal olarak çok ciddi başarıları var. Daha hiçbir kuramın başaramadığı hesapları yapabiliyor ve bildiğimiz fizikle bir şekilde bunlar uyumlu. Şimdi ben sana bir soru sorayım. O zaman seyircilerimiz için Lee Smolin bir kitap yazdı. Fiziğin Derdi diye. Evet. Ve sicim teorisine varyansın ediyor. Bunu bize biraz açıklar mısın? Lee Smolin'in şu açıdan katılmak mümkün. Evet, hani sicim teorisinin bu kadar yıl üzerinde çalışıldığı halde deneysel olarak gözlemlenebilen bir tahmini yok. O yüzden hatta bir Peter Voigt diye başka biri daha var. Bu bilim değil. Yaptığınız bilim değil. O yüzden niye bu böyle bir kalt haline geldi? Buna inananlar var. Hatta bununla ilgili konuşan Nobel'li bir bilim insanı da var. Hani kendi aralarında konuşup hani kimsenin anlamadığı bir dil kullanıp hiçbir şey yapmıyorlar diye. Ama buradaki hep temel motivasyon hani bunun deneysel olarak gözlemlenemiyor olması ve böyle bir, o yüzden de bilim olmadığı. Peki Einstein Tanrı zarartma sözünü niye söylüyor? İşte o şeye inanmıyor. Kuantum mekaniğine. Evet. Yani kuantum mekaniği zaratmak mı yani? Hayır, olasılıkları söylüyorsunuz. Yani olasılıkların bir deney yaptığınız zaman olabilecek, ölçülebilecek değerlerle ilgili diyorsunuz ki %10 ihtimalle şöyle bir sonuç elde edebilirim. %20 olarak böyle elde edebilirim. Bunları söylüyor. Einstein diyor ki
Bu yüzde söylememiz aslında bizim teoriyi tam olarak bilmememizden kaynaklanıyor. Bu bizim hesaba katmadığımız, arkada gerçekleşen veya arkada giden başka bir dinamik var. Ve bu dinamiği bilsek o zaman %10'u söylemeyeceğiz. Deneyin ne sonuç vermesi gerektiğini de söyleyebileceğiz. Ve buradaki hani doğa böyle hani şans üzerine, tahminler, olasılıklar üzerine olmamıştır diye bunu kastetmek için söylediği bir laf. Peki Schrödinger'in kendisi nedir? Ne anladın? Schrödinger kendisi işte biraz önce şeyi söylediği, bu kutunun içindeki kedi canlı da olabilir, ölü de olabilir, ancak baktığın zaman bilirsin. Bakmadan bir şey bilmen mümkün değil. Ya burada iki tane deney sonucu var. Evet. Ya kedi ölü ya değil. Orada bir zehir koyuyorsunuz kutunun yanına, içine kapatıyorsunuz. Kuantum mekaniği diyor ki ben o kutuyu açıp da hani içinde ne olduğunu bakana kadar ikisinden biri olabilir. Evet. Ve ikisinin beraber düşünmeliyim. İkisi de hani gerçekliğin bir parçası diye. Şöyle düşün. Bir A deneyi yapıyorsun. Einstein diyor ki bu A deneyinin B sonucu olmalı. Kuantum mekaniği diyor ki B de olabilir, C de olabilir. Einstein diyor ki böyle olmaz. A deneyi yapıldı mı B çıkması lazım. Ve onun için Popper'le bunlar oturuyorlar Princeton'da. Popper diyor ki sen diyor Parmenides gibi düşünüyorsun diyor. Ve o tartışma esnasında Einstein'e Parmenides diye hitap ediyor. Çünkü Parmenides'in evreni değişmeyen bir evren. Kutu evren. Hiçbir şey değişmiyor Parmenides'in evriminde. Hareket falan mümkün değil. Einstein'e diyor ki Popper sen aslında böyle bir evren düşünüyorsun diyor. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü diyor sen A yaptın mı B'ye çıkacağını bilmek istiyorsun. Halbuki kuantum böyle değil. Fakat Popper diyor ki Schrödinger de şurada yanılıyor diyor. O kediye bakmadan hiçbir şey bilemem ben diyor Schrödinger. Popper diyor ki biz bakmadan da yani gözlemci olmadan da kuantum teorisini yapabiliriz diyor. Burada anlaşamıyorlar. Peki bir şeyin ya hızını bilebilirsin ya yerini. O Heisenberg. O ne? O Heisenberg. Çok basit bir şey bu. Şurada bir elektron var. Can anlatsın mı? O tabii nasıl şimdi? Evet, hani çok basit bir şey olur. Fizikçi anlatsın diyelim. Tabii. Bizim hani günlük yaşamda gördüğümüz şey, şu ben bu bardaktan örnek verirsem, bu bardağın nerede olduğunu ve hızını olabilecek en mükemmel bir şekilde ölçebilirim. Yani bunun kütlesini veya hızını ölçmeniz ya da nerede olduğunu ölçmeniz sizin ölçebilmek becerinizle alakalı. Ama kuantum mekaniği diyor ki eğer diyor böyle hani klasik yani günlük yaşamda gördüğümüz parçacıklar maddelerden bahsetmiyorsak, atom altı veya elektron gibi parçacıklardan bahsediyorsak aynı anda hem nerede olduğunu hem de onun sahip olduğu momentumu mükemmel olarak ölçemeyebilirim. Eğer ben yerini bilmek istiyorsam o zaman hızıyla ilgili bilgim kaybolacak. Ya da ben eğer hızını ölçmek istiyorsam o zaman nerede olduğuyla ilgili bilmiyorum. Ama sebebini söylememiz lazım. Ve bu bir ölçümden kaynaklanan bir sebep değil. Yani sizin ölçememenizden kaynaklanan bir sebep değil bu. Bu doğanın işleyiş şekli. Yalnız şöyle bir şey doğru değil mi? Ne diyor Heisenberg? Bunu ölçebilmek için ışık tutman lazım. Işık o biraz karikatür, evet. Yani diyorsunuz ki, diyorsunuz ki, evet, hani bunu yerini hesaplayabilmem için çok kısa dalga boylu bir ışıkla bakmam gerekiyor. Çok kısa dalga boyu demek, yüksek frekans demek ve biliyoruz ki kuantum mekaniğine göre yüksek frekans, yüksek enerji demek. Dolayısıyla ben bunun ne kadar pozisyonunu ölçmeye çalışırsam detaylı olarak kullanmam gereken ışık o kadar güçlü, ve o kadar enerji farklı. Dolayısıyla O parçacıkla etkileşmeye başladığı anda bu parçacığın o zaman enerjisi veya hızı değişecek. Hani ben yerini çok iyi biliyorum ama hızı değişecek. Bu biraz daha böyle hani karikatür veya biraz daha şey. Asıl bu temel prensip olarak yani ikisinin aynı anda ölçülememesi kuantum mekaniğinin daha böyle temel prensiplerinden bir tanesi veya doğanın kendi özelliklerinden bir tanesi. Zaten Bohr'la Einstein burada anlaşamıyorlar.